14 Eylül, 20 Eylül yengeç burçları. Evet, yengeçlerin bir sınav haftasıydı. Gergindi, huzursuzdu. Başardım mı, başaramadım mı dediğimiz bir haftayı geride bıraktınız. Ama şöyle söyleyeceğim, güzel işlerle alakalı oluşturmak istediğiniz yenilikler var. Hatta bulunduğunuz noktada mobbing uygulamanız var bazı yengeç burçlarda. Zaferi sizin olacak ama biraz daha sizinle uğraşacak insanlar var. Yerinizle alakalı uzun süredir farklı sektöre geçmek isteyen yengeç burçlarına demişim ki doğru bir karar verdiniz. Çünkü burada sizi zaten yoran insanlar var. Ve o teklif, orada beklediğiniz teklif sizin hayatınıza gelecek. Biraz duygusallıkla güç arasında sıkışmış olabilirsiniz. Yani gücünüz ve duygusal ruhunuz biraz sizi yoruyor olabilir. Bunları toparlamamız lazım. Yengeçlerin aslında özel hayatlarındaki yalnızlık ve evli bile olsanız kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve hep aynı döngüde olmaktan bunaldınız. Hatta eşinizin değişmesini ve ailesinin gergin tavırları sizi yıpratmaya başladı değerli yengeç burçları. Bunlarla yüzleşip konuşma haftanız olacak. Artık uzun süredir hep içinizde saklıyordunuz. Artık bunu çözün. Çünkü evliliğiniz zarar görmeye başladı ve bu çocuklarınıza ve aile yapınıza da zarar veriyor. Bunu ihmal etmeyelim. Kendi araç satmak, aslında araç almak isteyen yengeç burçlarına araç konunuzla ilgili rahata gireceğiniz, uzun süredir de beklenilen bir paranız hesabına gireceğini söyleyebilirim değerli yengeç burçları. Sizde aile büyüklerinizde özellikle devlet kapısına girmek isteyen aile büyüklerinizde kim varsa bu devlet kapısının ferah ereceğini uyarmışım. Ortaklı iş yapanlarda yeni bir büyüme, yeni fikirler, yeni oluşumlar diye not almışım. Evet, yengeçler aslında kendinizle alakalı planladığınız her şeyin tekrar start verip kendinizi büyütmek ve planladığınız noktada büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Özellikle estetik salonunda çalışan ya da doktor olan, hani doktor, sağlık, estetisyen olan insanlarda kendinize yer açma kararı verdiniz. Bununla alakalı doğru süreçler ön planda olacak gözüküyor. Evinde işsiz olan yengeçlerde internet üzerine planlar, programlar yapma kararı verdiniz. Ve iş bekleyenler için şöyle demişim, bu haftayı biraz daha bekleyeceksiniz. Ondan sonra çok doğru bir kapı sizin için hayırlı olacak demişim. Evet, yengeçlere evet sürpriz beklenmedik aşklar. Evlilik teklifi alabilirsiniz bu hafta. Sürpriz nişan söz evreniz olabilir. Aile büyüklerinizden sağlık problemi varsa iyileşme dediğim noktayı sağlayacak olarak uyarı vermişim. Aslında yengeçlerde bu hafta gayet coşkulu, güzel, keyifli ve ataklı bir hafta olacak. Kırgın olduğunuz bir dostunuz sizden özür adımı atacağını ve uzun süredir kendinizi tek başına tatile götürmek isteyen yengeçlere, tek başına gitmek isteyen yengeçlere şey demişim, notlarımda yanlış okuyorum. Evet, tatil var, kendinizi dinlemeniz için tam doğru zaman mutlaka yapın. Özellikle annenizin kalp ve damarlarla alakalı ya da ayak damarları ile ilgili sağlık problemi var, bunları toparlama kararı verdiniz. Bazı yengeç burçlarında ortaklı süreçlerde biraz daha şans verip daha sonra ayrılma kararı verdiniz. Devlet ataması ile ilgili bekleyen yengeç burçlarında büyük bir sevinç var. Evliliğinde problemi olan yumuşama evresine girecek. Aslında bu hafta yengeçlerin en keyifli, en böyle kendini anlayan, daha böyle daha sakin ve dingin bir haftanın sevincini yaşayacak yengeç burçları. Hadi daha ne olsun yengeçler, her şey. Belki gözlüğünüzü değiştirme vakti ya da lens kullanıyorsanız lensinizin değişme vakti geldi. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Mutlulukta, sevgide, huzurda kalın. Aşk her şeyin şifasıdır. Para her şeyin huzurudur.